Hadi gelin bir önceki videoda söylediğimiz gibi polimorfizm yapalım. Polimorfizm arkadaşlar bir önceki örnekte yaptığımız şeyin ta kendisidir aslına bakarsanız. Ama ben yine de biraz daha bunun üzerine gel e, gitmek istiyorum. Hem yeni bir örnek olsun hem de iyice kavrayalım diye. Hadi gelin file new project diyelim. Next diyelim. Create project from template diyelim. Next diyelim. İsmini polymorphism demo. Doğru yazdım umarım. This window diyelim. Evet. Şimdi polimorfizme konuşalım. Polimorfizm çok biçimlilik demek. Yani aslına bakarsanız olay daha önce konuştuğumuz referans tip e, referans tiplerin e, birbirinin referansını tutması itibariyle olan durumdur. Tabii ki birbirinin derken aralarında bir inheritance varsa birbirlerinin referansını tutabiliyorlar. Yani hiç aralarında inheritance olmayan ya veya aynı şeyi inherit etmeyen daha doğrusu e, customer manager'la employee manager Polimorfizm e, amacıyla kullanılamaz. Yani bunların birbirlerine benzemesi, e, üstlerinin aynı olması gerekiyor. Bu bakımdan ben şöyle bir örnek yapıyor olacağım arkadaşlar size polimorfizmde. E, loglama yöntemi. Şimdi yazılım projelerinde loglama oldukça yoğun kullanılan bir tekniktir. Veri tabanına loglama yapılabilir. ...bir dosyaya loglama yapılabilir. E-mail gönderilebilir kritik durumlarda. Yani loglamanın... ...bir sürü alternatifi vardır. Ve biz bunu projelerimizde... ...yoğun olarak kullanırız. Şimdi gelin... ...hani klasik polimorfizm... ...desenini kullanarak... ...yapısını kullanarak... E ...bu örneği uygulamaya çalışalım. New Java Class... ...diyorum. Mesela ben bir tane... BaseLogger. Artık işi biliyoruz. Bir tane base'imiz olacak her zaman. BaseLogger diyelim. Bunun içerisinde public void log diyelim. Ve biz buna bir string message verelim ve onu istediğimiz yere logladığını varsayalım. Bu şekilde void bir operasyon. Ben şöyle ki bu polimorfizmi şu ana kadar biz sadece klasları öğrendiğimiz için klas üzerinden gidiyorum ama ilerleyen zamanlarda interface denilen bir olgu karşımıza çıkacak. Abstraklar karşımıza çıkacak ki orada daha profesyonel kullanım tekniklerine alışacağız. Ama hepsinin mantığı %100 aynı arkadaşlar. Sadece bu nesnelerin kullanım şekilleri birbirinden farklı. Ama... Mantık %100 aynı. Base logger. İçerisine bir şey de yazmıyorum. Void ya. Bir şey yazmıyorum. New Java class diyerek geliyorum. Ve bu noktada ben bir adet e, logger oluşturacağım. Veri tabanına loglayan bir logger oluşturacağım öncelikle. Database logger. Bu arkadaşım tabii ki extend edecek. Kime? Base logger'a. Bir tane de SRC new Java class diyorum. Bu da file logger, dosyaya loglama yap yapacağımız nesnemiz. Dolayısıyla extends Base Logger. Base Logger. Bir tane de email loglama yapacak email loggerımız olsun. O da extends Email pardon base logger. Şimdi arkadaşlar biz bu operasyonları çağırmaya çalışırsak örneğin birini çağırayım. Main içerisine geldim. Örneğin email logger'ı çağırayım. Logger eşittir new email logger diyeyim. Burada logger nokta bakın log diyorum. Mesaj da istiyor. İşte log mesajı. Da şöyle email'e log email log mesajı gibi. Hatta onun türü zaten belli. Log mesajı olsun. Yani bir mesaj gönderdiğimizi varsayalım. Bakın. Bunu yazdığımız zaman hiçbir şey görünmeyecek ekranda. Neden? Çünkü bu email logger'ın içerisinde herhangi bir loglama operasyonu yok. Ama var. Nereden var? Base logger'dan var. Onu inherit ettiği için onun operasyonlarına sahip. Onu miras ettiği için, miras aldığı için onun operasyonlarına sahip. Ha, burada ben bir tane sistem nokta out nokta deyip, hani burada default logger, yani default bir yere loglayacağımızı varsayalım. Buraya da mesajı geçebilirim yani. Bunu geçmiş olsaydım, bakın. Default Logger log, log, mesajı. Yani ister e-mail'i çağıralım, ister database'i çağıralım, ister file logger'ı çağıralım. Hepsi de kendi, aynen bunu yazacak. Bu noktada karşımıza arkadaşlar overriding dediğimiz üzerine yazma çıkıyor. Bazı durumlarda biz onu sadece inheritance amaçlı kullanıp bu imzayı kullanırız ve buradan yola çıkarak database logger vesaire onu ee, override eder. Peki override etmek ne demek? Çok basit arkadaşlar. Base logger'a geldiniz. Şuradaki imzamız var diye. Ya yani şu yapı var diye. Bu base logger'daki bu kodu database logger'ın içerisine yazarsan şöyle aynı imzayla bu çalışır. Şöyle print line dediğim zaman bu üzerine yazmış demek yani log to database veri tabanına loglandı yani neyi mesajı mesajı veri tabanına logladım demek bu aynı mantıkla e, mesela e, bu overriding de mevzu şudur bazen de hani şöyle bir durum ortaya çıkar şunu geri alayım mesela hani siz bütün operasyonlar için ortak bir kodunuz vardır. Onu çalıştırırsınız. Ama işte database'de işler değişiyordur. Database'e ayrıca bir kodlama da yapabilirsiniz. Yani bu amaçla da kullanılabilir. Dolayısıyla bu database logger'daki kodu şöyle alıyorum. File logger'a da koyuyorum. Log to file diyorum. Email logger'a geliyorum. Email logger'ı da override ediyorum. Log to email. Bakın üçünü de override ettim. Burada e-mail'e işte bir e-mail parametreleri vesaire girilir, gönderilir. Burada hangi dosya yazılacağı belirtilip gidip işte nasıl yazılacaksa yazılır. Burada hangi veri tabanı ise o veri tabanı kodları yazılır. Yani kısacası bu amaç bu amaçla bu sistemden yararlanırız. Şimdi biz bu logger'ı nerede kullanacağız arkadaşlar? New Java class diyelim. Bir tane ee, örneğin Customer Manager'ın içinde Customer Manager içinde kullanacağız. Şimdi ben önce size o internette çoğunlukla dolaşan genelde işte e, şekil, draw veya işte bir hayvan, hayvanı çıkardığı ses üzerinden anlatılan örneği önce bu Customer Manager'da bir kullanmadan anlatayım. Bakın şöyle bir durum söz konusu. Burayı siliyorum. Şimdi ben ne nasıl ereyler oluşturabiliyordum? Mesela int erey oluşturabiliyordum, değil mi? Sayılar. Int türünde her şeyi verebiliyordum. Aynı şey arkadaşlar. Şöyle base logger türünde de erey oluşturabilirim. Loggers eşittir new base logger diyerek böyle loggerlar oluşturabilirim değerlerini böyle verebilirim. Ya burada veririm ya altında veririm istediğim gibi. Bakın neler sistemde neler kullanmak istiyorum? Mesela pardon, new bir tane file logger. İlk elemanı bu. new email logger. new database logger. Bakın benim 3 tane logger'ımı da array kabul etti. Şimdi bir şey diyeceğim size. Ben burada bir int array yapsaydım sayılar eşittir new int deseydim tamam bakın 2'yi kabul ediyor. Şu noktalı virgülünü de koyayım hani kafalar karışmasın. 2'yi koyuyorum 3'ü koyuyorum 4'ü koyuyorum string bir şey koyuyorum kızıyor niye? Çünkü diyor ki sen baştan peşin peşin dedin ki bu int turunda bir array o yüzden int kabul eder. Ama burada bakın base logger diyorsun ama her şeyi koyabiliyorsun database, email, file her şeyi koyabiliyorsun. Nasıl oluyor bu iş? Şundan dolayı aslında file logger bir base logger. Email logger bir base logger. Database logger bir base logger. Bakın bunu burada ispat ediyor. Şey uyguladık. Bakın hepsi base logger. Yani hepsinin annesi bu. Öyle düşün. O yüzden bunu verebiliyorsunuz. Bunun olayı da tamamen inheritance. Yani bir, bir file logger Başka bir file logger'ın referansını tutabiliyordu hatırlayın. Nasıldı? Şöyle bir stack vardı. Şöyle bir pardon, evet bir de hip vardı. Doğru söyledim. Bir tane file logger değişkeni yaptınız. File logger 1 diyelim. Bir tane de file logger 2 dediniz. Bunların ikisi de aynı nevi tutabiliyordu. Aynı şekilde e, inheritance alan base sınıflarda... mesela Base Logger da şunu referansını tutabildiği için aynı yeri. Şöyle aynı yeri göstereyim. Aynı yeri tutabildiği için arkadaşlar bu atamaları yapabiliyorsunuz. Yani kısacası ne var burada aslında? 3 tane elemanlı ama her biri farklı iş yapan ama aslında her biri base logger olan 3 elemanı eklediniz. Şimdi dolayısıyla ben bir tane for açsam logger desem Tabii ne türünde? Bunların base türü hepsini tutabileceğim şey base logger türünde. Nerede? Loggers'ta. Bakın ben buraya file logger diyemezdim arkadaşlar. File logger diyemezdim. Niye diyemiyorum? Çünkü loggers her şey olabilir. Yani file logger base logger'ı tutamaz ama base logger istediği her şeyi her log tipini e, tutabilir. Neden? Çünkü o anne görevi görüyor. Hepsini inherit etmiş. Dolayısıyla ben bu forla bu üç elemanı tek tek dolaşıyorum. Birinci eleman file logger, ikinci eleman email logger, üçüncü eleman database logger. Dolayısıyla şuraya geldim. Logger nokta log dedim. Log mesajı diyorum bakın. Çalıştırdığımda dikkat edin. Önce file logger, sonra email, sonra database. Bakın logged file, logged to email log the database. Yani siz bu yöntemi kullanarak sisteminize istediğiniz kadar loglama ortamı ekleyebilirsiniz. Eğer bu kodları somut olarak gidip metodun içerisine müşteri eklediniz altına da logla dediniz. Yani oraya ne yazdıysanız onu loglar. Ama bu, bu sistemle çalışırsanız ister base logger, ister file logger, pardon ister file logger, ister email logger, ister database logger. İsterseniz yarın yeni bir logger ekleyebilirsiniz. Bakın yeni logger eklemek oldukça kolay. New Java class. Mesela nereye loglayalım? Email dedik, database dedik, file dedik. Bir de işte konsol logger. Programcı kendisi için kullanıyor bunu. Hani konsola yazsın. Bir yere gidip yazmasın. Ben loglayıp loglamadığını göreyim yapmak istiyor. Konsol dediğim Şuraya yani şu output'a Extends. uydurdum yani bu logger'ı hemen geldim. Onun içerisine de şöyle database logger'daki gibi şöyle konsola yazacak basit kodu yazdım. Zaten konsola da bunu yazacağız. Log to console amacım zaten konsola yazması. Log to console. Main'e geldim bakın sonuna geldim sisteme bir de şey enjekte ediyorum başka bir logger. New konsol logger. İstediğimi çıkarmak istiyorum rahatlıkla. Yani bu bu şekilde sisteme plug and play dediğimiz tak çalıştır sisteminde bakın file database konsol email gitti sildim çünkü. Ekleyebilirim. Geri alayım. Bakın bu sefer 4 tane çalışacak. İşte Bakın 4 tane çalıştı. Email mail logger da file'ın hemen altına geldi. File e-mail database ve cancel logger'larımız çalıştı arkadaşlar. Bu kadar basit. İşte buna polimorfizm çok biçimlilik deniyor. Bu polimorfizmi biz böyle base sınıflarla veya işte ileride göreceğimiz interface'lerle de aynen yapabiliyoruz. Şimdi dedim ya size. Customer Manager'da ben bunu kullanacağım. Şimdi daha gerçekçi bir yapıya gidelim. Public. Void işte add. Müşteri eklenecek yani. Veri tabanına müşteri kaydedeceğiz. Burada add yerine her şeyi yazabilirsin. Ekle vesaire. Neyse. Burada veri tabanına ekleme kodlarını yazdığını varsay. Print line. İşte pardon. İşte müşteri eklendi. Bakın bunu yazdınız. Müşteri eklendikten sonra bunu müşteriye eklediğine dair hani bir yere yazmak istiyorsunuz. Çünkü yazılım projelerinde şöyledir. Bu datayı kim ekledi? Bu müşteriyi kim ekledi? Bu müşteri sisteme ne zaman eklendi? Gibi böyle logolarla çalışılır. Ekstradan bir de log yazmak istiyoruz. Şimdi ben eğer buraya ne yazabilirim? Database logger. Logger. Eşittir new. Database logger. Database pardon şöyle logger nokta log dersen işte log mesajı dersen bu bunu böyle loglar. Ama arkadaşlar nivlemekten yavaş yavaş böyle nivlemekten korkmaya başlamalıyız. Çünkü niv yapmak demek bir klası başka klasın içerisinde niv yapmak demek ben bakın burada database logger'a iyice ...körü körüne bağlandım demek. Bu bağımlı bir sistem. Yani database'e bağımlıyız. Mesela database ile logluyorduk. Yarın şey dedi ki... ...müşteriniz dedi ki veya patronunuz dedi ki... ...bundan sonra database'e değil... ...dosyaya loglu loglama yapacağız. Database'e loglamayı kaldırıyoruz. Yani düşünsene... De, ...bütün kodlardan gidip bunları silmen lazım. Onun yerine. Böyle bağımlı sistemler yapmak yerine... ...arkadaşlar... ...şuraya geliyorum. Burada bir tane private alan oluşturuyorum. Field yani attribute. Private ne türünde olacak? Base logger türünde. Ve geldim buna. Dedim ki sen bir base loggersın. Bakın bu private. Bir tane constructor oluşturuyorum. Public. Nasıl oluşturuyordum constructor'ı? Customer manager. Şöyle yaptım. Diyorum ki Bu ne zaman çalışacaktı nivlerken Bu class Bu constructor'ı nivlerken çalışıyordu Hatırlayın 2-3 önceki dersten O zaman ben diyorum ki Ben bu class'ı Kullanmak istiyorsan bana Çalıştığın logger'ı da Söyler misin Base logger Bana çalıştığın Logger'ın kim olduğunu söyler misin O da Diz nokta Base logger eşittir parametre ile gelen base pardon parametre ile gelen ya bunu logger diyeyim. Diz nokta logger diyelim yani. Diz nokta logger eşittir şu parametre ne geliyorsa o. Bakın dikkat edin ben burada tamamen e, ee, temel nesneyle base nesneyle çalışıyorum. Yani anne ile çalışıyorum burada. Oradan bana Bakın ne verecek Base Logger. İşte dananın kuyruğunun koptuğu yer burası arkadaşlar. Yani bunun iledeğinde bana bir Base Logger verecek. Kısacası ben Base Logger olarak ne alabilirim? Az önce yazdık işte hepsini alabilirim. File, database hepsini buraya parametre olarak alabilirim demekti. Bu noktada arkadaşlar şöyle şunu bir commentleyeyim. Koda geldim. Comment with line comment diyelim. Mine solda mı kaldı? ha? Şunu yaptım. Şöyle geldim arkadaşlar. Buraya diyorum ki Bakın Customer Manager. Onu kullandığımı varsayıyorum. New Customer Manager. Buradaki nivlemeye artık takılmayın. Çünkü şey. Hem son kullanım yeri hem de bunlar e, daha da böyle ileride kendinizi e, daha iyi ifade edeceğiniz IOC Container'lar dediğimiz yapılarla kullanılır. Çok takılmayın ona. Bakın Diyor ki bana bir base logger ver. Vereyim diyorum. New database logger. Bakın. İşte tam olarak çok biçimliliğin olduğu yer burası. Ben buraya base logger olarak aynen buradaki gibi database geçebilirim. E-mail geçebilirim. İstediğim her şeyi geçebilirim. Bakın customer manager tabi şeyi de yazmak lazım. Edi de yazmak lazım. Yazdığımız, Yazdık şimdi. Bakın eklendi ve loglanacak şimdi loglanmayacak. Neden? Tam çalıştırırken fark ettim. Şuraya geldik ya ede. Customer Manager'a gelin. Herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Diz nokta nokta logu çağırmayı unuttuk. Log mesaj. Çağırmazsak çalışmaz. Yani bu bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Ben database logger'ı gönderdim ya. Database logger. Yani o stack heap sağ tarafta bir database logger var. Yani 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 burada aslında base logger yok. Database logger var. Base logger onun sadece referansını tutuyor. İşte o base logger'ın logu dediğimiz zaman database'in logu çalışmış oluyor. Yani çalıştırdığım zaman bakın hem ekleyecek hem de bu sefer database'e loglamasını bekliyor. Bakın log to database. Yarın öbür gün dediler ki hayır file'a loglayacağız bundan sonra. Database'i kaldırıyoruz. Bakın lock file olacak şimdi. İşte bu kadar. Bunları iyice ilerleteceğiz arkadaşlar. Bu kısımlar şeydir. Yani ben burada şunu açık açık söylemek istiyorum. Ben bu örnekleri size hayvanlar alemi üzerinden anlatabilirdim. Veya işte şekiller, kare, üçgen onların alanını hesaplama üzerinden anlatabilirdim. Fakat o hiçbir zaman gerçek hayata uygulama için yeterli örnekler değil. Çünkü e, o noktada e, öğrenci şeye hakim olduğu için aslında işte o hayvanlar aleminde işte hayvanın çıkardığı ses, kedinin köpeğin çıkardığı ses orada örneği onun üzerinden o, o olaya hakim olduğu için an, anlıyor polimorfizmi de anladığını zannediyor. Ama o polimorfizmi uygulamak için yeterli olmuyor. O yüzden benim bu eğitimde hiçbir zaman amacım size Kolaylıkla anladığınızı göstermeye çalışmak, basit örnekler yapmak, yani basit örnek bile yapsam onu sırf anlayıp bu eğitimden memnun olmanızı sağlamak üzerine değil. Benim amacım gerçek hayatta uygulayabilecek hissi doğurup bu şekilde memnun olmanızı sağlamak. Bunu da yani çok sık söylediğim ifadeler değil ama özellikle bu kısımlar... Çok önemsediğim ve nadiren görebileceğiniz kısımlar olduğu için eğitimlerde. O yüzden büyük bir hem mutlulukla hem de özgüvenle bunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar burada videoyu bitirdik ama bir isimlendirme hatası yapmışım. Onu hemen düzeltmek istiyorum yeri geldiğince. Böyle durumlarla mutlaka karşılaşırsınız sizde ben de aynı anda farklı teknolojilerde eğitim veya danışmanlık yaptığım için bu durumla karşılaşıyoruz özellikle son son dönemlerde bir danışmanlık projesinin içerisindeyim .net projesi o yüzden böyle diller karışabiliyor bazen işte angular'da çalışıyorsunuz işte javascript falan yazıyorsunuz sonra yine c# -Sharp veya java'ya geçtiğinizde böyle isimlendirme karışıklıkları yapabiliyorsunuz ee, o tamamen alışkanlıktan kaynaklı. Şöyle ki base logger'a geldiğim zaman bakın log'un l'sini büyük yazmışım. Belki ben yazarken fark ettiniz. Buna dikkat edin. Yani isimlendirme kuralları önemlidir. Log'un l'sini küçük yaptım. Konsol log'a geldiğimde orada log'u ee, override etmiştik. Şöyle. Burada Edin a'sını küçük yapmamız gerekiyor. Database logger'da log'un l'sini küçük yapmamız gerekiyor email logger'da login l'sini küçük yapmamız gerekiyor. File logger'da yine login l'sini küçük yazıyoruz ve main'de ise çağırırken customer manager'ın edine küçük yapıyoruz. Kısacası metotlar küçük harfle başlar. Sonraki kelimelerin ilk harfleri büyük harfle devam eder. Burada logun L'si varmış bir de. Şöyle hemen main java'ya geldiğimde bir daha çalıştırayım. Hani herhangi bir sıkıntı olmadığını görelim. Evet, uygulamamız çalışıyor. Tabi zaten çalışıyordu. Sadece e, büyük küçük harf e, durumunu düzelttik. Camel Casing'e çevirdik uygulamamızı arkadaşlar. E, bu tip isimlendirme kurallarına dikkat etmekte fayda var.